Merhaba sevgili gençler. 54 günde AYT Biyoloji bitireceğimiz kampımızın 3. gününe hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte merkezi sinir sistemi elemanlarından olan beyni işlemiş olacağız. Aslında merkezi sinir sistemi beyin ve omurilikten oluşuyor ama beyin kendi içerisinde öyle bir dallanıp budaklanıyor ki ben bu videoyu beyine ayırmak istedim. Bu video içerisinde çok fazla biyoloji şifre vereceğim ve aynı zamanda kapkes soru yaptırır kısmından bahsetmiş olacağım. Oraları iyi bir şekilde anlayabilmek için beni sağlam kafayla dinlemeni tavsiye ediyorum. Gel şimdi kitabımızı açalım, kamp yoluna işaretimizi atalım. Kitabımı açtığımda bugün anlatacağım konunun kitabımda sayfa 15'te yer aldığını görüyorum. Hemen kamp yoluma gidip ben bugün anlatacağım için burayı işaretliyorum. Sen de bu videoyu izledikten sonra burayı işaretlemeyi unutma. Hadi gel şimdi konu anlatımımızı yapmaya başlayalım. Biz birinci ve ikinci gün videosunda aslında sinir sistemine temel attık. Şimdi biraz daha böyle vücudumuzda görünen kısımlarla ilgili bir şeyler öğrenmiş olacağız. Yani böyle birinci ve ikinci gün videosunda bir sinir hücresinden ya da sinapsan bahsettik ya biraz daha hayali gibi kalabiliyor. O nedenle şimdiden sonra beyin, omurilik, omurilik soğanı gibi yapılarımızı göreceğiz. Ve buralardaki yapıları da aslında görseller üzerinden şurasıdır, burasıdır diye işaretleyerek ilerlemiş olacağız. O nedenle hani burada biraz daha kendimizde görünen kısımlarla ilgili şeyleri öğrendiğimiz için daha dikkatini çekeceğini düşünüyorum. Şimdi hemen insanda sinir sisteminin yapılarıyla başlamak istiyorum. Bunu böyle geniş çaplı sana göstermek istedim. Daha sonrasında zaten biz burada bu video içerisinde sadece beyinle ilgili kısımları görmüş olacağız. İnsanda sinir sistemi, merkezi sinir sistemi ve çevresel sinir sistemi olmak üzere ikiye ayrılıyor. Zaten ben sana nörogliyaları anlatırken bunu söylemiştim. Demiştim ki oligodentrositler ve şivan hücreleri var demiştim. Şivan hücreleri çevresel sinir sistemi elemanlarına miyelin kılıf üretirken oligodentrositler de merkezi sinir sistemine miyelin kılıf üreten nöronlara yardımcı olan hücrelerdir demiştim. O nedenle aslında insan da sinir sisteminin merkezi sinir sistemi ve çevresel sinir sisteminden oluştuğunu o zaman söylemiş gibi oldum. Şimdi merkezi sinir sistemi kendi içerisinde beyin ve omurilik olmak üzere ikiye ayrılmış oluyor. Çevresel sinir sistemi de kendi içerisinde duyu bölümü ve motor bölümü olmak üzere ikiye ayrılıyor. İlk olarak burada merkezi sinir sistemi elemanlarından beyinle ilgili detayları görmüş olacağız. Beyin kendi içerisinde böyle çok dallanıp budaklanıyor. Ön beyin, orta beyin ve arka beyin olmak olmak üzere üçe ayrılmış oluyor. Ön beyin de kendi içerisinde uç ve ara beyin olmak üzere ikiye ayrılıyor. Ara beyin de kendi içerisinde hipotalamus, epitalamus ve talamus olmak üzere üçe ayrılmış oluyor. Orta beyin bir şeye ayrılmıyor. Arka beyin de kendi içerisinde beyincik, omurilik soğanı ve pons olmak üzere üçe ayrılmış oluyor. Şimdi burada şuna dikkat etmeni istiyorum. Çok önemli bak. E, kelime oyunlarına düşebileceğimiz yerlerden biri burası. Ara beyinle arka beyin böyle yazılımsal olarak birbirine benziyor diyor değil mi? Biri ara biri arka. Bak buraya dikkat et tamam mı? Sorunun herhangi bir yerinde ara beyin kendi içerisinde beyincik, omurilik soğanı ve pons olmak üzere üçe ayrılır derse dıt diyeceğiz. Çünkü bu söylediğim saydığım üçe ayrılan kısımlar ara beynin kısımları değil arka beynin kısımları değil mi? O nedenle çok 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 önemli. Buralara özellikle dikkat etmeni istiyorum. Omuriliğe geldiğimiz zaman yine merkezi sinir sistemi elemanlarından biri oluyor. Kendi içerisinde ayrılmıyor. Yarın yani dördüncü gün videosu içerisinde bunu detaylı olarak sana anlatmış olacağım. Çevresel sinir sistemi de duyu bölümü ve motor bölümü olmak üzere ikiye ayrılıyor demiştim. Motor bölümü de kendi içerisinde somatik sinir sistemi ve otonom sinir sistemi olmak üzere ikiye ayrılıyor. Otonom otomatik gerçekleşecek, somatik ise bilinçli olarak yaptığımız davranışlardan sorumlu olan sistem olmuş oluyor. Anlaştık mı? Detaylı bir şekilde yeri geldiği zaman zaten söylemiş olacağım. Otonom sinir sistemi de kendi içerisinde sempatik ve parasempatik sinir lerden oluşuyor yeri geldiği zaman bunları da anlatacağım şimdi hocam bunlar müfredatta var mı anlatmamıza gerek var mı diyecek arkadaşlarımız olabilir aramızda ee, aslında ben şunu söyleyeceğim dolaşım sisteminde ya da diğer farklı sistemlerde bununla ilgili bilgiler karşımıza gelebiliyor yani sempatik sinirlerin etkisiyle kalp atış hızı artar denilebiliyor o nedenle oradaki kavramları anlayabilmek için burada bunu öğrenmemiz gerekiyor. O nedenle ben kısaca da olsa bunları sana ifade etmiş olacağım. Yeri geldiği zaman zaten söyleyeceğim. Şimdi ilk olarak merkezi sinir sistemi ile ilgili genel bilgilerden başlayacağım. Daha sonrasında da beyinle ilgili öğrenmemiz gereken her şeyi en kolay, en yalın bir şekilde sana ifade etmiş olacağım. Şimdi merkezi sinir sistemi elemanları neydi? Beyin ve omurilik olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Burada da yani hem beyinde hem omurilikte meninges adını verdiğimiz zarlar var. Yani sadece bunlar beyin zarları değil, aynı zamanda omurilikte de bulunmuş oluyor. Bunlar üç katlı bir zar sistemidir. Şimdi şöyle düşün. Beyin benim vücudumun mesela komut merkezi. Omurilik dediğim yapıda aslında benim vücudumda impuls iletiminden sorumlu hem de refleks ve alışkanlık hareketlerimden sorumlu olan merkez. O nedenle buraların iyi bir şekilde korunması gerekiyor. Bu nedenle de meninges adını verdiğimiz zarlar bulunmuş oluyor. Bu zarlardan dıştan içe doğru Sert zar, örümceksiz zar ve ince zar olmak üzere üçe ayrılıyor. Dıştan içe doğru bu şekilde saymış oldum. Görsel üzerinden de zaten ifade etmiş olacağım. Burada önemli olan şu ki örümceksiz zar ile ince zar arasında boş adını verdiğimiz bir sıvı bulunuyor. Yani beyin omurilik sıvısı. Bunun görevlerini de biraz sonra sana ifade etmiş olacağım. Şimdi görsel üzerinden dıştan içe doğru bu zarların yapılarını sana ifade edecek olursam en dışta sert zar var. Burada görüyorsun. Ortada örümcek zar var. En içte de ince zar bulunmuş oluyor. Şimdi bunların bunlarla ilgili bilmemiz gereken her şeyi tane tane bakalım, görelim, anlayalım. Sert zara geldiğim zaman aslında burası beyinden en uzak olan zar sistemi, değil mi? Yani aslında kafatasına en yakın olan kısımdır diyebiliriz. Hemen onu da söylemiş olayım. Burası beyni dışarıdan gelebilecek bir mekanik etkiye karşı koruyan yapıdır diyelim. Örümcek zara gelecek olursam burası sert zar ile ince zar arasında mı kalıyor? Evet. İşte burası aslında sert ve ince zarı birbirine bağlayan yapıdır diyebilirim. İnce zara gelecek olursam, burası tüm kısımlarını örten zardır. Yani beyne en yakın olan zardır. Besin ve oksijen ihtiyacını karşılamış olur. Çünkü burası bol miktarda kan damarı içeriyor. Buna bağlı olarak da besin ve oksijen ihtiyacı beynin karşılanmış oluyor. Örümcek zar ile ince zar arasında ne vardı? Beyin omurilik sıvısı dediğimiz yapı vardı değil mi? Bu yapı aynı zamanda omurilikte de var mı? Evet var. Şimdi bu sıvı neleri sağlıyor? Onları sana böyle daha detaylı bir şekilde kolay bir şekilde ifade etmiş olacağım. Beyni ve omuriliği mekanik etkilerden korur. Bak şimdi bunu şöyle düşün. Şimdi beyni telefona benzetelim tamam mı? Şimdi senin telefonun var ve onun düşüp kırılmasını istemezsin. Ve buna bağlı olarak da telefonu bir kılıfla kullanırsın değil mi? Yani çoğu insan böyle yapar. Mesela benim eşim herhangi bir elektronik aleti böyle kılıfla kullanmaya karşı böyle direkt direkt temas etmek istiyor neyse şimdi böyle düşünelim biz kılıfla kullandığımızı düşünelim. Bunun kılıfla kullanmamızın sebebi düştüğü zaman onun kırılmasının önüne geçmek değil mi? İşte beyin omurilik sıvısının yaptığı görevde bu beyni ve omuriliği mekanik etkilerden bu şekilde korumuş oluyor. Anlaştık mı? Bu şekilde düşünebilirsin. Beyin ve omuriliğin iyon dengesi de yine beyin omurilik sıvısı aracılığıyla korunmuş olur. Hemen bunu da şöyle düşünelim. Mesela havuzdan örnek vereyim sana havuzun içerisinde bulunan elemanlar belli değerlerdedir. Yani yani klor seviyesine bakacak olursak belli bir değerde olması istenir. İşte burada da beynin bulunduğu ortamın bir havuzu var. Bosta da bu havuzun belirli bir seviyede kalmasını sağlamış oluyor. Bu şekilde de beyin iyi bir şekilde çalışmış oluyor diyeyim. Sinirler ve kılcal damarlar arasında madde alışverişi de yine bos aracılığıyla sağlanmış olur. Yani bunu da bir garsona benzetecek olursak garson ne yapar? O masada oturan insanlara yemek getirir. Daha sonrasında da oradaki boş tabakları alıp götürür değil mi? İşte boss da ne yapıyor? Yani burada beyin omurilik sıvısının yaptığı görev sinirler ve kılcal damarlar arasında madde alışverişini sağlamış oluyor. Aynı bir garson gibi çalışarak ihtiyaç duyulan besin ve oksijeni sağlıyor, atık maddeleri de o ortamdan uzaklaştırmış oluyor diyeyim. Yani burada BOS'un görevleri şunlardır, bunlardır diye böyle sıra sıra söylediğimiz zaman aklımızda net oluşmadığını düşünüyorum. O nedenle örneklerle sana ifade etmeye çalışıyorum. Çok çok faydalı olmasını da diliyorum. Şimdi bu bunu da söyledikten sonra hemen başlıyorum beyinle ilgili kısımlara. Artık detaylı bir şekilde beynin yapılarını görmüş olacağız. Milyonlarca nörondan oluşan sinir sisteminin merkezi olan veri değerlendirme merkezi olarak çalışan bir organdan bahsediyoruz. Beyin dediğimiz zaman şimdi burada bir şeyler söylemek istiyorum. Çok önemli çünkü ilerleyen aşamalarda sizler de tercihe göre ebeveyn olacağınız için bunu bilmenizi istiyorum. Şimdi ilk 3 yaşımızda bizim e, bu milyonlarca sinir hücremiz var ve onları arasında bir bağlantı oluşuyor ya işte burada ilk 3 yaşta bu bağlantı hızlı bir şekilde sağlanıyor. O nedenle ilk 3 yaşta bebeklerin çok fazla ekrana bırakılmaması tavsiye ediliyor. Buradaki olay aslında şu ekrana maruz bırakmadığımız çocuklar doğal olarak etrafını keşfediyor ya bu nedenle de böyle onları keşfediyor sinir hücreleri arasında bağlantıyı hızlı bir şekilde kuruyor ve onların bağlantılarının da güçlü olmasını sağlıyor. Ama ekrana maruz bıraktığımız bir bebeği düşünecek olursak orada hızlı uyaranlar var ve yapay bir uyaran var. O nedenle bağlantı çok güçlü olmuyor. Bu nedenle de beyin gelişimi olumsuz etkilenmiş oluyor. Yani ilk 3 yaşında bebeklerinize ileride olacak bebeğinize böyle çok fazla ekrana maruz bırakmamanızı size de tavsiye etmiş olayım. Tamam. Şimdi beynimiz 3 ana bölümden oluşuyor. Ön beyin, orta beyin ve arka beyin olmak üzere. Zaten burası dallanıp budaklanıyor demiştim. Şimdi birlikte başlamış oluyoruz. Görsel üzerinden sana ön beyin, orta beyin ve arka beyni göstermiş olacağım şimdi. Burayı bilmek zorundayız. Bu arada map kitabına benzer bir görseli eklemek istedim ama tabii ki birebir aynısını kullanmak da istemedim. Çünkü farklı görseller de görelim. Çünkü ÖSYM bize farklı görselle de sorabilir. Mesela bir bölgeden ok çıkartılıp o bölgeyle ilgili sorular sorulabilir. O nedenle hangi bölgenin nereye ait olduğunu bilmemiz önemli. Görsel üzerinden de gel birlikte bakalım. Ön beynimiz uç ve ara beyin olmak üzere ikiye ayrılmış oluyor. Ara kendi içerisinde talamus, hipotalamus ve epitalamus olmak üzere üçe ayrılmış oluyor. Uç beynin diğer ismi beyin kabuğudur. Biraz sonra da zaten söyleyeceğim ama şimdiden de bilmeni istiyorum. Orta beyin kendi içerisinde bir yere ayrılmıyor. Buradan görmüş oluyorsun. Arka beyin de kendi içerisinde pons, beyincik ve omurilik soğanı olmak üzere üçe ayrılmış oluyor. Görsel üzerinde hangi kısmın nereyi ifade ettiğini bilmemiz önemli. Bir de burada lobları ifade ediyorum sana. Biraz sonra detaylı bir şekilde bunların da yaptıkları görevleri sana ifade etmiş olacağım. Ama beynimizde 4 lob olduğunu bilmeni istiyorum. Bunlar frontal lob, pariyasal lob, oksipital lob ve temporal lob olmak üzere dörde ayrılmış oluyor. Şimdi burada kapket soru yaptırır kısmından dikkat 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 etmeni istiyorum. Bak bu kapket soru yaptırır kısımlar. Özel notlar, biyoloji şifreler çok önemli. daha sonrasında tekrar ettiğin zaman buralara özellikle bakmanı tavsiye ediyorum. Beyin ve beyincikle ilgili bir şeyden bahsettiği zaman Dışta boz madde içte ak madde bulunur gibi bir cümleden bahsetmiş olacak sana tamam mı? Bak bunu bilmemiz çok önemli. Çünkü omurilik ve omurilik su anında bunun tam tersinden bahsetmiş olacağız. Şimdi hocam bu boz madde ak madde nedir diyecek olursan. Bak şimdi aslında bilmene gerek yok ama mantığını anla. Aklında hiçbir soru işareti kalmasın. Aman hoca söyledi geçti de bunun ne olduğunu söylemedi deme diye söylemiş oluyorum tamam mı? Şimdi bizim bir sinir hücremiz vardı. Şu şekilde ifade etmiştik değil mi? Burası avuç içimin olduğu yer hücre gövde de parmaklarımın olduğu yerler dentritlerde burası kolumun olduğu yerde akson adını verdiğimiz kısımda bir sinir hücresinde bu yapılar bulunuyor diye ifade etmiştik. Birinci gün videosu içerisinde bunu söylemiştim. İşte burada boz madde dediğimiz kısım aslında hücre gövdesinden oluşan kısım iken ak madde dediğimiz kısım da aksondan oluşan kısım olmuş oluyor. Bunu bilmek zorunda mısın? Değilsin. Sadece aklındaki o soru işaretini şu an gidermiş oluyorum. Anlaştık mı? Şimdi beyin ve beyinci ilgili bir şey söylediği zaman dışta boz madde, içte ak madde vardır diyeceğiz. Hocam ben bunu nasıl aklımda tutabilirim diyecek olursan hadi gel sana bir biyoloji şifre vereyim ve bunu çok kolay bir şekilde aklımızda tutalım. Çok önemli çünkü sorularda hep geliyor. Şimdi beynimizi biz cevize benzetiriz değil mi? Cevizi düşündüğün zaman kabuk kısmı var. Bir de içerisinde olan yediğimiz kısım var. Kabuk koyu renkli olan kısım iken içinde yediğimiz kısım daha açık renkli olan kısım değil mi? İşte bu nedenle kabuk bu kısmı dışarıda bulunduğu için dışta biz beyni de cevize benzettiğimiz için dışta boz madde içte ak madde vardır diyeceksin. Anlaştık mı? Bak bu çok önemli. Omurilik ve omurilik soğanında çünkü bunun tam tersine söylemiş olacağız. Bu biyoloji şifreler sana daha kolay öğrenmeni sağlayacak. Şimdi o zaman bunu da söylediğimize göre ön beyinle başlamış oluyorum. Şimdi beynimizin bölümlerine mi geçtik? Evet. Hemen tekrar edecek olursam beynimiz ön beyin, orta beyin ve arka beyin olmak üzere 3'e a ayrılıyordu. Ön beyinden başlamış oluyoruz. Ön beyin aslında beynimizin en büyük kısmını oluşturuyor. Uç ve ara beyin olmak üzere de ikiye ayrılmış oluyor. Uç beyin dediğimiz yapının diğer ismi beyin kabuğudur. Görsel üzerinden de burada uç beyni görmüş oluyorsun. Diğer ismi neymiş? Beyin kabuğuymuş. Uç beyin demek yerine beyin kabuğu da diyebilir. Sorularda karşımıza gelebilir. Burası bizim vücudumuzda istemli olarak yaptığımız davranışlardan sorumlu olan merkez oluyor. Enine kesit aldığımız zaman söyle bana dışta boz madde mi vardı ak madde mi vardı? Biraz önce söylemişti hocamız. Beyni cevize benzetiyoruz demişti. Cevizin kabuğu var koyu renkliydi. O nedenle dışta boz madde içte ak madde vardır dediğini duyar gibiyim. Aferin sana harikasın. Bak bu şekilde tekrar ettiğimiz zaman her şeyi daha kolay bir şekilde öğrenmiş olacağız. Şimdi uç beyin bizim istemli olarak bilinçli olarak yaptığımız davranışlardan sorumlu olan merkez miydi? Evet öyle. O zaman benim şu an elimi kaldırıyor olmam. Kolum mu kaldırıyor olmam. Bunlar ne? Benim istemli olarak yaptığım davranışlar. Yani istemli kas faaliyetleri uç beyin kontrolünde gerçekleşmiş oluyor. Hafıza, düşünme, hayal kurma gibi olayların kontrol merkezi de yine burasıdır diyebilirim. Duyu organlarından gelen duyuların algılanması, planlama, programlama gibi olaylar ve birçok becerinin kontrolü de yine uç beyin tarafından gerçekleştirilmiş oluyor. Uyku durumunda buranın eşik değeri yükseliyor ve buna bağlı olarak biz uykumuzda istemli olarak gerçekleştirdiğimiz davranışlarımızı yapamamış oluyoruz. Eşik değer dediğimiz şey neydi? Hatırlayacak olursak daha önceki videolarda öğrenmiştik. Bir sinir hücresinde impuls oluşturan en düşük şiddetti değil mi? Uyarı şiddetiydi. O zaman buranın eşik değeri yükseliyorsa daha yüksek bir uyarının şiddeti olması lazım benim tepki verebilmem için değil mi? Yani bilinçli bir davranış yapabilmem için. Bunu bu şekilde düşünmeni istiyorum. Şimdi bunları ifade ettikten sonra uç beynimiz sağ ve sol yarım küreden oluşuyor. Bununla ilgili detaylardan da bahsetmek istiyorum. Şimdi sağ ve sol yarım küreden oluşuyor diyorum ya. İşte burada üste ve altta beyin yarım kürelerini birbirine bağlayan yapılar var. Bunlar önemli. üst nasırlı cisim adını verdiğimiz diğer ismiyle korpus callosum diyoruz buna. İşte burası üstte bu yapı yani nasırlı cisim beyin yarım küreleri birbirine bağlamış oluyor. Alttan ise beyin üçgeni ile yarım küreleri birbirine bağlanmış oluyor. Anlaştık mı? Yani buradaki yapıların isimleri önemli map kitabımızda olduğu için de bunları söylemek istiyorum. Altta neydi? Beyin üçgeni bağlıyordu beyin yarım kürelerini birbirine. Üste ise nasırlı cisim adını verdiğimiz yapı birbirine bağlamış oluyordu. Bu bağlantı aracılığıyla da impuls iletimi gerçekleşmiş oluyor. Bir de beyni enine ayıran bir yarık var. Buna da Rolando yarığı adını vermiş oluyoruz. Görsel üzerinden de ifade edecek olursam şu şekilde bir enine ayıran yarıktan bahsedebiliriz. İşte bu da Rolando yarığı olmuş oluyor diyeyim. Tamam. Mı? Şimdi şekli şöyle biraz daha genişletmek istiyorum sana daha net bir şekilde gör diye. Şimdi uç beynimizi biraz önce söylediğim gibi sol ve sağ yarım küre olmak üzere ikiye ayırdık değil mi? İşte burada aslında biz beynimizde hem sol yarım küremizi hem de sağ yarım küremizi kullanıyoruz ama bir yeri biraz daha fazla kullanmış oluyoruz. İşte bu nedenle de mesela beyninin sol tarafına biraz daha fazla kullanan insanlar matematiksel zekaya sahip olan insanlar oluyor. Beyninin sağ yarım küresini biraz daha fazla kullanan insanlar ise sözel zekaya sahip olan insanlar olmuş oluyor. Yani sağ beynini kullanan insanlar sol elini kullanan insanlar iken beyninin sol yarım küresini daha fazla kullanan insanlar ise sağ elini kullanan insanlar olmuş oluyor. Bunu da söylemiş olayım. Şimdi burada sağ beyin fonksiyonlarına bu şekilde sol beyin fonksiyonlarını da bu şekilde ifade ediyorum. Tek 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 bilmemize gerek var mı? Yok. Sen şunu bil. Sol beyin fonksiyonlarını daha fazla kullanan insanlar matematiksel zekaya sahip olan insanlardır. Beyninin sağ yarım küresini daha fazla kullanan insanlar ise sözel ve sanatsal zekaya daha sahip olan insanlardır diye bil. Anlaştık mı? Detaylı detaylı bilmene gerek yok. Ben zaten karşına çıkacağı şekliyle sana ifade etmiş oluyorum. Şimdi hemen geliyorum beynimizdeki loblara. Şimdi uç beynimiz içerisindeki yarım kürelerde loblar var. Ön lob, yan lob, şakak lobu ve arka lob olmak üzere 4 lob olmuş oluyor. Bunlar da Latince isimleriyle ifade edecek olursam parietal lob, frontal lob, oksipital lob ve temporal lob olmak üzere dörde ayrılmış oluyor. Şimdi frontal lobdan bahsedecek olursam frontal lob da böyle konuşma yeteneğinin fazla olduğu insanlardan bahsedebiliriz. Yani aslında kadınlarda bu lob biraz daha gelişmiş oluyor. O nedenle kadınların günlük tüketmesi gereken kelimenin daha fazla olduğunu söylemiş oluyoruz. Anlaştık mı? İşte burada konuşma, yazma, karar verme, istemli kas hareketlerinin gerçekleştiği merkez oluyor diye ifade edelim. Parietal loba gelecek olursak fizikteki P basınç ya işte burada da basınç merkezidir diye düşünebilirsin. Dokunma, tat alma, acı, sıcaklık gibi olaylar da buranın görevi olmuş oluyor. Geliyorum şakak lobuna yani temporal loba. Konuşulanı anlama, duyma, hafıza gibi merkezlerden sorumlu olan kısım olmuş oluyor. Arkalop yani oksipital lop ise görme, okuduğunu anlama ve onları canlandırma gibi olayların gerçekleştiği merkezdir diye ifade edebilirim. İşte bu loplar nerede bulunuyormuş? Bunlar uç beyinde bulunuyormuş. Beyin yarım kürelerinde bulunduğunu da ifade etmiş oluyorum. Bu kısımlarla ilgili çok daha fazla şey söylenebilir. Ancak böyle sınavda karşına çıkabilecek olan tarzdaki cümleleri burada ben sana söylemiş oluyorum. Bu arada bence hani bu lopların görevlerini sorana kadar sorulabilecek sinir sistemi içerisinde çok daha fazla farklı yerlerde var. O nedenle hani buraları sadece en kolay anlayabileceğin şekliyle öğren, daha detaylı kısımlara birlikte bakalım diyeyim. Tamam? Mı? Şimdi bunları söyledikten sonra uç beyni çıkartılmış bir hayvanla ilgili sorular soruluyor bize. Onunla ilgili yapılabilecek yorumları yer birlikte yapalım. Şimdi uç beyni çıkartılmış bir hayvan. Aslında uç beynin görevi neydi? Hemen onu düşünelim. Bilinçli ve istemli olarak davranışlardan sorumlu olan merkezi değil mi? O zaman ben bu kısmı çıkartırsam bu hayvanın bilinçli olarak yapacağı davranışları yapamamasını bekler miyim? Evet öyle. Hadi gel birlikte uç beyni çıkartılmış bir güvercinin neler yapıp neler yapamayacağına bakalım. Havaya atılırsa uçabilir mi? Bak şimdi havaya atarsam ben uçar ama durduk yerde uçar mı? Uçamaz. Şimdi durduk yerde uçması aslında bilinçli bir davranıştır. Yani bunu şuradan düşün. Ben şimdi bu masadan kalkacağım diyorum ya bak kalkacağım cam dediğim için kalkıyorum değil mi? Yani aslında bunu yapmaya başlamak bilinçli yaptığımız bir olay. O nedenle o zaman uç beyni çıkartılmış bir hayvan bu bilinçli hareketi yapabilir mi? Yapamaz. Yani havaya atılırsa uçar ama kendiliğinden uçamaz dememiz gerekir. Yanına herhangi bir tehdit yaklaştığında tepki veremez diyoruz. Şimdi bu kuş aslında hayati olaylardan sorumlu reflekslerini yapabilir mi? Yapabilir. Ama onun dışında korkma gibi ani bir şekilde tepki verme gibi davranış ları daha böyle beyin kontrolünde yapması gerekir değil mi? O nedenle uç beyni çıkartılmış bir hayvan bu tehdit yaklaştığında neden tepki veremiyor anladın mı? Evet öyle. Arkadan itilirse yürüyebilir. Kendiliğinden yürümüyor da itersen ben yürür mü? Evet yürür. Çünkü ayakları ya da kaslarında herhangi bir yapı bozukluğu yok. Ama yürümeye başlamak istemli bir faaliyet olduğu için kendiliğinden yürüyemez ama arkadan itersek yürüyebilir demiş oluyoruz. Önüne konan yiyeceği yiyemez. Yani ben burada mesela atıyorum su var. Şimdi ben bu suyumu içim, içmek istiyorum diye bunu elime alıyorum. Bak içmek istediğim için alıyorum. Ben yani burada bilinçli bir davranış mı yapıyorum? Kesinlikle öyle. Yani kendiliğinden yiyeceği yiyemiyor. Yani kısaca bilinçli hiçbir davranışını yapamıyor mu? Evet öyle. Şimdi geliyorum ara beynimize. Ara beynimizde neresi burası? Ön beyin kısımlarından birisi. Hemen şöyle tekrar edecek olursam. Ön beynimiz bizim uç ve ara beyin olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Uç beyni şimdi kadar gördük. Ara beyni işleyeceğiz. Ara beyin kendi içerisinde hipotalamus, epitalamus ve talamus olmak üzere üçe mi ayrılıyor da? Evet öyle. Hemen bunları da görsel üzerinden birlikte görelim. Bunlarla ilgili yerleriyle ilgili sorular sorulabiliyor. O nedenle buradaki görsel üzerinde ara beyin yapılarını bilmeni istiyorum. Talamus, hipotalamus ve epitalamusu burada görmüş oluyoruz. Şimdi hemen başlamak istiyorum talamustan. Talamus duyu organlarından gelen impulsların toplanıp uç beyni iletildiği bir kısım olmuş oluyor talamus. Ama burada koku duyusu hariç çok 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 önemli. O nedenle buraya yıldız atmak istiyorum. Koku duyusu hariç diğer duyu organlarından gelen iletiler burada toplanıyor. Daha sonrasında da uç beyinde ilgili yere gönderilmiş oluyor. Yani burada aslında kısaca şöyle Mesela görmeyle ilgili bir olay geldi. Burada toplandı. Daha sonra diyor ki talamus, "Aa sen görmeyle ilgilisin. Hadi sen oksipital lob'a git." demiş oluyor. Anlaştık mı? Talamusun yaptığı iş bu. Bu nedenle ben burada kendime not olarak da bunu ifade etmiş oldum. Bu arada kitabımı oluştururken kendime not adını verdiğim bu kısımlar öğrenciyken kendime not olarak aldığım kısımlardı yani. Yani aslında burada şöyle. Hani mesela öğretmenimiz derste bir şeyi anlatırken söylüyor ya mesela daha basit bir örnekle ifade ettiğinde ben hemen kitabımda sağa sola herhangi bir yere onu not alırdım. Daha sonrasında çalıştığım zaman o kısma baktığım zaman o konuyla ilgili öğrenmem gerekeni çok daha kolay bir şekilde öğrenirdim. O nedenle sen buradaki bilgiyi daha kolay öğrenebil diye kitabımda bu kendime not kısımlarını oluşturmuş oldum. Çok çok faydalı olmasını diliyorum. Talamus aynı zamanda e, hani duyu organlarından gelen iletileri toplayıp daha sonrasında uç beyinde ilgili merkeze gönderiyordu ya. Bunun dışında bir de duyuları ve uyanıklılığı kontrol etmiş oluyor. Uyanık olmaktan bahsediyorum tamam mı? Uyku ve uyanıklılık durumunu ayarlıyor demiyorum. Çünkü onu yapan yer hipotalamus olmuş oluyor tamam mı? Hemen geliyorum hipotalamusa. Hipotalamus bizim vücudumuzun patronu. Endokrin sistem içerisinde daha detaylı bir şekilde görmüş olacağız. Ama burada temel oluşturmak adına söylemek istiyorum. Şimdi burası bizim vücudumuzun homeostezisinden sorumlu olan merkez. Yani iç dengemizi ayarladığını söyleyebilirim. Birçok görevi var ama burada karşımıza çıkan çıkabilecek olan görevlerini sana söylemek istiyorum. Hipofiz bezinin ve iç organların çalışmasını denetlemiş oluyor. Yani hipofiz bezi hormon üretiyor ve salgılıyor ya işte onun hormon üretmesini ve salgılamasını aslında hipotalamus söylemiş oluyor. O uyarıyor yani hipotalamus hipofiz bezini uyarıyor. Daha sonrasında da hipofiz bezi hormon üretip salgılamış oluyor. Buna bağlı olarak da hormonlar da bizim vücudumuzdaki bazı bölgelerimizi etki ettiği için o nedenle iç organların çalışmasını denetle söyleyebilirim. Vücut sıcaklığına, kan basıncını, karbohidrat ve yağ metabolizmasını, uyku ve uyanıklılık durumunun ayarlanmasını, iştahı, su ve iyon dengesinin ayarlanmasını, heyecanı, stresi düzenliyor ve aynı zamanda heyecan ve stres durumunda ya savaş ya da kaç tepkisini veren de yine hipotalamus olmuş oluyor. Şimdi ben sana buradaki görsel üzerinden bu e, bizim vücudumuzdaki hipotalamusun yaptığı bu vücut sıcaklığını ayarlama olayını ifade etmek istiyorum. Şimdi diyelim ki bizim vücut sıcaklığımız normalin altına düşmüş olsun. O durumda bizim hipotalamus dediğimiz kısım beynimizde bulunan ara beyinde bulunan bu kısım iki şekilde bizim vücut sıcaklığımızı yükseltebiliyor. Bunlardan bir tanesi hipotalamusdaki ısı merkezini uyarıyor ve buna bağlı olarak da titreme sonrasında vücut sıcaklığımız yükselebiliyor. Ya da bunun dışında iskelet kaslarının kasılmasıyla da yine vücudumuzdaki ısının yükseldiğine ve normal bir seviyeye gel söyleyebilirim. Yani hemen şöyle düşün. Hava soğuk. Ben titriyorum böyle ve elimi böyle birbirine ovuşturuyorum. Birbirine ovuşturduğum zaman elim ısınır mı? Isınır. İşte bu şekilde düşünebilirsin. Bir de yine hipotalamustaki ısı merkezini uyarıyor ve bu şekilde de deride yüzeye yakın olan kan damarlarını daraltıyor. Ve bu şekilde deride yüzeye yakın olan kan damarlar daralmış ve dibe doğru gitmiş olduğu için yani içeri doğru gitmiş olduğu için dışarıdan böyle terleme ile ısı kaybı engellenmiş oluyor. Bu nedenle de aslında vücut sıcaklığımız normal bir seviyeye geliyor. Aslında hani üşüdüğümüz zaman böyle benzimiz, betimiz atar ya işte burada olay neymiş? Deriye yakın olan damarların böyle büzüşüp içeri doğru kaçmasıymış. O nedenle benzimiz, betimiz atıyormuş diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. İşte vücut sıcaklığı düştüğü zaman bu olaylar gerçekleşiyor. Vücut sıcaklığımız yükseldiği zaman da buradaki olayların tam tersi olaylar gerçekleşmiş oluyor. Şimdi geliyorum epitalamusan. Yani ara beyin içerisindeki son yapıya geliyorum. Epifiz bezinin bulunduğu kısım olmuş oluyor burası. Buradan melatonin hormonu salgılanıyor. Melatonin hormonu ile ilgili bilgileri ben sana aslında endokrin sistem içerisinde anlatmış olacağım. Ama burada da kısaca söyleyecek olursam melatonin hormonu karanlıkta salgılanan bir hormon e, ve bu hormon salgılandığı zaman bizim biyolojik saatimiz ayarlanmış oluyor. Aynı zamanda üreme döngüsüyle ilgili biyolojik ritimde ayarlanmış oluyor. Sana soru biyolojik ritim demek yerine sirka diyen ritim de diyebilir. Mep kitabımızda olduğu için bunu da özellikle söylemek istiyorum. Sorularda da karşımıza gelebilir çünkü sirka diyen ritim aynı zamanda biyolojik saat de demek unutma bunu anlaştık mı? Peki biyolojik saatte ne olmuş oluyor? Bir günlük süreç içerisinde meydana gelen fizyolojik, biyokimyasal ve davranışsal ritimlerin tekrar edilmesi gibi bir durumdan mı bahsediyoruz? Evet öyle. İşte hipotalamus ve epitalamus bizim bu biyolojik saat saatimizin ayarlanmasında birlikte görev almış oluyor. O nedenle sadece epitalamus da bunu söylemiş olmayayım tamam mı? Hipotalamus da yine bu biyolojik saatin ayarlanmasında yani sirkadiyen ritim adını verdiğimiz bu biyolojik saatin ayarlanmasında e, görev almış oluyor. Ve canlı bunlardan etkileniyor mu? Tabii ki de etkilenmiş oluyor. Geliyorum şimdi orta beyni. Yani ön beynimizi bitirdik mi? Evet bitirmiş olduk. Ön beynimiz uç ve ara beyin olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Uç beynin diğer ismi beyin kabuğu. Ara beyin dediğimiz kısımda talamus, hipotalamus ve epitalamus olmak üzere 3'e ayrılmış oluyordu. Geliyorum şimdi orta beyne Burası ayrılacak mı kendi içerisinde? Hayır ayrılmayacak. Kolay bir şekilde söylemiş olacağız. Görme ve işitme reflekslerinin merkezidir burası. Bak reflekslerinin olduğu kısma yıldız atmış oldum. O zaman ben şimdi burada anti parantez bir şey söyleyeceğim. Sana dördüncü gün videosu içerisinde omuriliği anlatırken refleks merkezidir demiş olacağım. Ama bazı reflekslerin merkezidir diyeceğim. Çünkü orta beyinde de görme ve işitme reflekslerinin merkezi olduğunu görüyorsun. Anlaştık mı? Bu nedenle tüm reflekslerin merkezi omuriliktir derse dıt demiş olacağız. Anlaştık mı? Bak çok önemli. Burası aynı zamanda kas tonusu ve vücut duruşunu da denetlemiş oluyor. Kas tonusu dediğimiz şey aslında bizim vücudumuzun Kaslarının hafif kasılı kalması durumu, dinlenme halinde de bu böyledir, tamam mı? Ama bayılma durumunda, yani bilincin kaybolması gibi bir durumda ya da ölme durumunda kas tonusundan bahsedemiyoruz, tamam mı? Bayılma durumunda bu kas tonusu azalabilir, sıfırlanabilir diyeyim. Yani ölen birisinin mesela elini böyle kaldırsan hop böyle pat diye düşer, tamam mı? Orada kas tonusu olmadığını bilmeni istiyorum. Zaten buradan kap geç bilgisi olarak da vermiş oluyorum. Şimdi ben sana orta beyin için ne dedim? Gör ve işitme merkezlerinin yani reflekslerinin merkezidir diye söyledim değil mi? Hemen burada görseller üzerinden de ifade edecek olursam. Buradaki bir minnoş kızımız var. Bu ne yapıyor? Selfie çekiyor. Selfie çekerken de telefonun önündeki flash patlıyor. İşte bu durumda ışık geldiği için fazla ışıkla göz bebeğinin daralması işte orta beyin faaliyetiyle gerçekleşmiş oluyor. Ya da minnoş bir köpeğimiz var. Bu minnoş bir köpeğimize biz kuşu diyelim dediğimiz zaman kulaklarını dikleştirip bize bakar ya işte bu da yine o canlının orta beyninin faaliyetiyle gerçekleşmiş oluyor. Anlaştık mı? Orta beynin yaptığı işlev budur demiş oluyorum ve hemen arka beynime geçmiş oluyorum. Arka beyni ara beyinle karıştırmıyorduk değil mi? Arka beyin kendi içerisinde beyincik, omurilik soğanı ve pons olmak üzere üçe ayrılıyor. Şimdi hemen görseller üzerinden bunlara da bakmış olalım. Beyinciyi, ponsu ve omurilik soğanını bu şekilde görmüş oluyorsun. Bunlar neymiş? Arka beyin kısımlarıymış. Beyincin diğer ismi hayat ağacıdır. Omurilik soğanının diğer ismi de hayat düğümüdür. Biraz sonra bunları sana biyoloji şifreyle söylemiş olacağım. İlk olarak beyincikten başlamak istiyorum. Hayat ağacıdır demiş oluyoruz diğer ismine. Burası aslında denge merkezidir. Şimdi buradaki hayat ağacı mı, hayat düğümü mü gibi kavramlar çok önemli. Bunlar da sorularda karışık olarak bize verilebiliyor. O nedenle ben sana buradan şunu söyleyeceğim. Beyinciğin görevi denge merkezi. Tamam mı? O nedenle ağacı düşünecek olursak bir ağaç. Dengesiz bir ağaç olur mu? Olmaz genelde değil mi? O nedenle kökleri vardır. Kökleriyle tutunur. Gövdesi böyle yukarıya doğru gider. Düzgün bir şekilde durmuş olur. Yani dengesiz bir ağaç olmaz. O nedenle hayat ağacı eşittir beyinciktir. Beyincik de denge merkezidir demiş oluyoruz. Bu şekilde beyinciğin diğer isminin hayat ağacı olduğunu daha kolay aklında tutabilirsin. Tamam? Şimdi burada beyincikle ilgili görevlere bakalım. Yani beyinciğin görevlerine bakalım. Uyumlu kas faaliyetleri ve vücut duruşunu kontrol etmiş oluyor. Yani mesela beyinci zarar gören bir insandan bahsedecek olursak iki parmağını şöyle tutsa böyle karşılıklı olarak birbirine değirmekte de zorlanır. Ama böyle direktman değirebiliyorsa demek ki beyinci sağlıklı çalışıyor diyebiliriz. Aynı zamanda vücut duruşu da beyincik faaliyetiyle kontrol edilmiş oluyor. Kulaktaki yarım daire kanalları ve gözle birlikte dengenin ayarlanmasında sorumlu olmuş oluyor. Ben şimdi bak kulak, göz ve daha sonrasında beyinciyim. Kullanarak benim dengemi ayarlamış oluyorum. Diyelim ki ben gözlerimi kapattım. O zaman gözümü kapattığım zaman bir tanesini devre dışı bırakmış oldum. Yani kulak ve beyincik faaliyet gösteriyor ama gözümü kapattığım için net göremiyorum. O nedenle karanlık bir ortamda yürürken biraz daha böyle yavaş yavaş adımlar atmamızın sebebi işte buradaki merkezlerden birinin devre dışı kalmasıdır. Anlaştık mı? O nedenle bu üç yapıda yani kulaktaki yarım daire kanalları, göz ve aynı zamanda beyincik bizim vücudumuz dengeli bir şekilde hareket etmesini sağlıyormuş. İki yarım küreden oluşuyor ve yarım küreler arasında da pons bulunmuş oluyor. Enine kesit alındığında, söyle bana dışta boz madde mi var, ak madde mi var? Şimdi beyin ve beyincikle ilgili bir şeyden bahsediyorsak ne diyecektik? Dışta boz madde, içte ak madde vardır diyecektik. Çünkü beynimizi cevize benzetmiştik. Cevizin dış kabuğu vardı koyu renkliydi. Oradan aklımıza gelecekti. Değil mi? Harikasın. Aferin sana be. Süpersin. Devam ediyorum. Şimdi biraz önce hani gözleri kapattığımızda karanlık bir ortamda yavaş yavaş hareket etmemizin sebebini söylemiş miydim ben sana? Evet. işte kendime not kısmında da zaten ifade ettim. O nedenle daha sonra tekrar ettiğinde bu kısımlara bakabilirsin. Bu nedenle konuyu da daha kolay öğrenmiş olacaksın. Şimdi yeni doğan bir bebeği düşünelim. Yeni doğan bir bebek yürüyebilir mi? Yürüyemez. Ya da böyle başını dik bir şekilde tutabilir mi? Tutamaz. Ya da vücudunu böyle düzgün bir şekilde hareket ettiremez değil mi? İşte burada yeni doğan bir bebeğin beyincinin gelişmediğini düşünebiliriz. Ama mesela benim bebeğim geçen mesela eee AYT kampımız içerisinde yeni doğmuştu. O nedenle böyle kafasını falan dik tutamıyordu. Ama şimdi gayet iyi, hatta yürümeye bile başladı. O nedenle orada artık beyincinin geliştiğini söyleyebilir miyiz? Evet söyleriz. O zaman bir bebeğin oturamaması, yürüyememesi, vücudunu düzgün bir şekilde tutamaması beyincinin tam gelişmemiş olduğunu bize ifade etmiş oluyor. Biraz önce biz uç beyni çıkartılan bir hayvandan başla etmiştik. Neler yapabilir, yapamaz diye konuşmuştuk. Aynı şey beyinciye zarar görmüş bir kişi için de sorulabiliyor. O nedenle bunları da bilmemiz gerekiyor. Şimdi beyinciğin görevi neydi? Denge merkeziydi değil mi? Aynı zamanda vücut duruşumuzu kontrol etmiş oluyordu. O zaman beyinciye zarar gören bir insan eline kalem aldığında düzgün bir şekilde yazı yazabilir mi? Yazamaz değil mi? Ama yazı yazar mı? Yazar. Böyle apuk sapuk yazar değil mi? O zaman karşılıklı olarak parmaklarını birbirine değirmekte zorluk mu çeker? Evet öyle. Düz çizgide yani buradaki olduğu gibi düzgün bir çizgide düz bir şekilde yürüyebilir mi? Yürüyemez. Çünkü burada uyumlu kas faaliyetlerini de gerçekleştiremeyeceğini söyleyebiliriz. O nedenle düz bir çizgide düzgün de yürüyemez diye söylemiş olalım. Kapke soru yaptırır kısmı olduğu için bu kısımlara özellikle dikkat etmeni istiyorum. Tamam mı? Bak bu video içerisinde hem çok fazla kapke soru yaptırır kısmı söylüyorum. Hem de biyoloji şifrelerle sana öğrenmen gerekenleri daha kolay öğretmeye çalışıyorum. Çok 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 faydalı olmasını da diliyorum. Şimdi geliyorum omurilik soğanına. Yani diğer ismiyle hayat düğümü. Şimdi buraya niye hayat düğümü demişiz onu söylemiş olayım. Omurilik soğanı hayati olayları yönetmiş olduğu için biz buraya hayat düğümü adını vermiş oluyoruz. Bak şimdi solunum, dolaşım, boşaltım gibi sistemler buranın kontrolünde gerçekleşmiş oluyor. O zaman bu sistemlerde bozulma olursa bunlar çalışmazsa ne olacak? gitmiş olacağız. Yani öreceğiz değil mi? İşte bir ipteki düğüm koparsa ip de birbirinden ayrılır. İşte buradaki hayati olaylardan sorumlu olan merkezler çalışmazsa da yine kişinin hayatı sona ermiş olur. İşte bu nedenle hayat düğümü eşittir. Omurilik soğanıdır demeni istiyorum. Anlaştık mı? O zaman hayat ağacı neymiş? Beyincikmiş. Ağaç dik duruyor. Dengeli duruyor. O nedenle denge merkezde beyincik olduğu için bu şekilde düşüneceğiz. Hayati olaylardan sorumlu olduğu için ve burası bizi hayata bağladığı için de hayat düğümü eşittir omurilik soğana demiş olacağız. Sindirim, boşaltım, dolaşım, solunum gibi olayları düzenlemiş oluyor. Aynı zamanda kusma, yutkunma, öksürme, hapşurma gibi olaylar da kan damarının büzülmesi gibi olaylar da yine buradan omurilik soğanının kontrolünde gerçekleşmiş oluyor. Omurilik soğanı zarar gören bir insan hayatına devam edebilir mi? Edemez değil mi? Hayatı sona erer. Çünkü ipteki düğüm koparsa kişinin hayatı da sona ermiş olur diye söylemiştik. O nedenle omurilik soğanı zarar gören bir insan hayatını sürdüremez demiş oluyorum. Bitkisel hayatta ya da komada olan kişilerin omurilik soğanı ve beyin sapındaki faaliyetleri devam etmiş oluyor. Biraz sonra da zaten bunu detaylandırmış olacağım. Enine kesit alındığı zaman işte burada dışta boz madde mi ak madde mi var şimdi sana onu söylemiş olacağım. Ben sana ne demiştim ilk olarak beyni anlatırken beyin ve beyincikle ilgili bir şeyden bahsediyorsak dışta boz madde içte ak madde vardır diyeceksin demiştim omurilik ve omurilik soğanına geldiğimiz zaman çünkü tam tersini söyleyeceğiz demiştim. İşte o nedenle biz zaten orayı öğrendik ya o zaman burada tam tersi ise demek ki dışta ak madde içte boz madde vardır demiş olacak mıyız? Evet öyle silgiye geçmişim hemen şimdi bir kez daha altını çizmiş oluyorum. Bak önemli buralar sorulur hayat düğümü hayat ağacı dışta ak madde mi var boz madde mi var onlar bize soruluyor o nedenle çok iyi bir şekilde öğrenmeni istediğim için de böyle birkaç kez tekrarlamış oluyorum. Şimdi de çok çok önemli ve karıştırdığını düşündüğüm kısımlardan birine geliyorum ama artık şimdi söyleyeceğim biyoloji şifreyle birlikte karıştırmayacaksın. Şimdi beyinden çıkıp vücuda giden sinirler omurilik soğanında çapraz yapıyor. Bu nedenle sağ yarım küreden gelen bir uyarı vücudun sol tarafına gitmiş oluyor diyoruz. Şimdi buradaki bilgiyi iyi bir şekilde öğrenebilmen gerekiyor. Sana beyinden çıkıp vücuda giden sinirler omurilikte çapraz yapıyor da diyebilir. O zaman da demiş olacağız. Tamam mı? Çünkü hemen sana anlatıyorum. Biyoloji şifreyle söylüyorum. Beni pür dikkat dinle. Bak şimdi elinde bir şey varsa hemen onu kenara bırak ve beni dinle. Şimdi beynimiz burası. Ee, omurilik soğanımız buralarda. Ee, omuriliğimiz de aşağıda tamam mı? O zaman beynimize en yakın olan omurilik soğanı mı omurilik mi? Hangisi? Omurilik soğanı. O nedenle beyinden çıkan sinirler yakın olan yerde çapraz yapacak diye düşünmeni istiyorum. O zaman beyinden çıkan sinirler nerede çapraz yaptı? Kolayca öğrendin mi? Evet. Omurilik soğanında çapraz faz yapıyor. Bu nedenle vücuda Sağ yarım küreden gelen bir uyarı da vücudun sol tarafına iletilmiş oluyor diyoruz. Anlaştık mı? Süpersin, harikasın. Tamam mı? O zaman ben sana duyu organlarından gelen sinirler içinde nerede çapraz yapıyor diyeceğim, omurilikte çapraz yapıyor demiş olacağım. İkisini öğrenmemiz biraz zor olabilir. Sen birini öğrenirsen öbürüne zaten diğeri kalmış oluyor diyeceğiz. Yani hemen şöyle düşün, onun da mantığını anlatmış olayım. Zaten dördüncü gün videosu içerisinde söylemiş olacağım. Mesela e, duyu organlarımdan gelen sinirler diyelim ki kol ve bacaklarımı düşünelim. O zaman kol ve bacaklarım omuriliğime mi yakın, omurilik soğanına mı yakın? Omuriliğe yakın değil mi? O nedenle orada çapraz yapmış oluyor. Anlaştık mı? Harikasın. <gülüyor> 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 tamam mı? Süpersin. Devam ediyorum. Şimdi bunu da söyledikten sonra hemen geliyorum pons'a. Pons neresi? Arka beyin kısımlarından biri. Arka beynimizi biz beyincik, omurilik soğan ve pons olmak üzere 3'e ayırmıştık. O zaman son arka beyinin kısımlarına gelmiş oluyorum. Beyincik yarım küreleri arasında bulunuyor ve impuls iletimini sağlamış oluyor. Omurilik soğanı ile birlikte soluk alıp vermede de görev almış oluyor önemli yapılardan birisi. Pons, omurilik soğanı ve orta beyin bir araya geldiği zaman beyin sapını oluşturmuş oluyor. Görsel üzerinden de burayı göstermek istiyorum. Tam anlamıyla ensemiz diyebilir miyiz? Evet. O nedenle böyle ense şakası falan yapmıyoruz. Yani ense şakası yaptığımız zaman hemen beyin sapımız zarar görecek diye bir şey diyemeyiz. Ama ihtimal dahilinde olduğu için ve burası bizim hayati olaylarımızdan sorumlu olan merkezlerimizi barındırdığı için bu nedenle çok önemli. Eğer böyle basit bir şaka gibi görünse bile sonunda insanın hayatını sona erdireceği bir olayla karşı karşıya kalabiliriz o nedenle aman diyeyim dikkat edelim böyle e, aşırı hareketlerden kaçınalım diyeyim anlaştık mı şimdi bunları söyledikten sonra beyin sapı ile ilgili şunu söylemek istiyorum beyin ile omurilik arasında iletiler gidip geliyor değil mi İşte bu iletiler nereden geçmek zorunda beyin sapından geçmek zorunda önemli şimdi beyin sapının hasar görmesi sonucu beyin ölümü gerçekleşmiş oluyor beyin ölümü gerçekleşmiş bir kişi aslında tıbben ölü sayılır çünkü beyin hani böyle e, yönetiyor diye bize İşte o yönetimini gerçekleştirebilecek mi? Hayır gerçekleştiremeyecek. Bu kişilerde yani beyin ölümü gerçekleşen kişiler hayatını makineye bağlı olarak devam ettiriyor ama çok da uzun süre devam ettiremediğini söylemiş olayım. İlk aşamada kalbi de atıyor ama sonrasında zamanla da kalbi makineye bağlı olarak attırılmış oluyor ama söylediğim gibi tıp ben bu kişiler ölü sayılmış oluyor. Şimdi sen beyin ölümü gerçekleşmiş bir kişiyle bittisel hayattaki olan bir kişiyi aynı olarak değerlendirebilirsin. Aman diyeyim Dikkat et bitkisel hayattaki bir kişi ile beyin ölümü gerçekleşmiş kişi aynı değildir. Bitkisel hayatta olan bir kişinin e, beyninin bazı bölümleri çalışıyor. Nefes alıyor, kalbi atıyor, makineye bağlı olan kısımları da tabii ki de var. Ama burada şu çok önemli yani bilinç yok, etkiye tepki gibi bir durum yok ama beyninin bazı bölümleri çalışıyor. Beyin ölümü gerçekleşen kişi de beyin neydi? Ölüydü. Yani beyin artık hayati olaylar bakımından komut verebilecek düzeyde değil. O nedenle beyin ölümü gerçekleşen bir kişi tıp ben ölü de sayılmış oluyor diye ifade edeyim. Bu genel kültür bilgisini de bu şekilde söylemiş olayım. Bunu da söyledikten sonra bugünkü konu anlatımımızın aslında sonuna gelmiş oluyoruz. Anlattığım her şeyin çok çok faydalı olmasını diliyorum. Aklına takılan bir şey olursa da yorumlardan sorabilirsin. Cevap sende sorusunu buraya bırakıyorum. Bu soruyu sana soruyorum. Doğru cevabını da yorumlardan yazmanı istiyorum. Desteklerin benim için çok kıymetli. Bunun için videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsan da çok sevinirim. Kanalımı arkadaşlarına tavsiye edersen de ayrıca çok sevinirim. Şimdi üçüncü günümüzü bitirdik. Dördüncü gün videosunda görüşmek üzere. Orada ne işleyeceğiz? Omuriliği ve çevresel sinir sistemi ile ilgili detayları işlemiş olacağız. O zaman dördüncü gün videosunda görüşmek üzere. Hoşçakal.